Altılı Masa toplantısı bitti. Bir Ankara'ya dönelim. Ankara bürosundan Ertuğrul Tunç gün boyu takip etmişti. Ertuğrul, gün boyu merakla takip ettim senin yaptığın yayınları. En son bir bildiriyle açıklandı. Burada yeni Cumhurbaşkanı, daha doğrusu kendileri öyle ifade ediyor ama adayına da gönderme var. Kısaca anlatır mısın ne oldu 9 saat sonunda? Erdoğan Aktaş 9 saat süren toplantının ardından açıklanan sonuç metninde özellikle adaya ilişkin olarak adayın belirlenme sürecine bir vurgu var. Onu aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü biz liderlerin zaten bir anket çalışmasıyla masaya oturacağını söylemiştik. Bundan sonraki süreçte de bunu artık ele alacaklarını görüyoruz. Bu şekilde çalıştığımızı duyurmak isteriz. Halkımız ülkemize hak etti refaha ulaştı ve yeniden demokratikleşme ümidini 6 partinin ortaklaşa atacağı imzada göreceksiniz diyorlar söz konusu sonuç metninde. Yani henüz aday belirleme sürecinde bir ortak mutabakat olmadığını, ancak bundan sonraki süreçte de bir uzlaşı çıkması için birbirleriyle istişare içinde olacaklarını vurguladıklarını görüyoruz. Diğer yandan sonuç metninde öne çekilmesi planlanan seçimlere ilişkin de kritik maddeler var. Onlardan bir tanesi özellikle Altılı Masa'nın hiçbir şekilde 14 Mayıs tarihine itiraz etmeyeceğini biz burada görüyoruz. Diyorlar ki Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Yani 14 Mayıs'ı Altılı Masa hiçbir şekilde itiraz etmeden gideceğini söyleyebiliriz. Ancak bu sözlerin, bu metnin hemen yukarısındaki satırdaysa şöyle bir ifade var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Altılı Masa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ortaklaşa bir metinle karşı çıkacaklarını söylüyor. Şöyle bir ifade olduğunu söyleyelim. Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir vurgusu var. Cumhurbaşkanının anayasaya aykırı olarak 3. kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır vurgusu yapılıyor söz konusu metinde. Diğer yandan bugün merakla beklenen bir konu vardı. O da 30 Ocak'ta yapılacak açıklama. Bu konuda da Altılı Masa bir mutabakata varmış görünüyor. 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacağımız ortak politikalar mutabakat metni konusunda da bugün anlaşma sağladık diyorlar. Zaten ufak pürüzler olduğunu bundan önceki yayınlarda aktarmıştık. O pürüzler giderildi ve artık metin açıklamaya hazır. Diğer yandansa bir 13. Cumhurbaşkanı vurgusu bundan önceki tüm sonuç metinlerinde olduğu gibi bu metinde de var. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında demokrasi aşıklarının adayı olacaktır deniliyor ve metnin son cümlesine geçelim. O da şu şekilde: bundan sonraki toplantı, yani 12. toplantı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak. Tarih 13 Şubat Pazartesi olarak belirlenmiş durumda. İşte Altılı Masa'nın bugün 9 saat süren toplantısının ardından ortaya çıkan metin bu şekilde Erdoğan Aktaş. Peki Ertuğrul, teşekkür ederim. Ertuğrul Tunç TV100'ün Ankara bürosundan gün boyu takip etti. Gelişmeleri bizlere aktardı. Önemli şimdi burada, bilmem katılır mısınız Cem, ne dersin, Cumhurbaşkanlığı çok önemli. Çok önemli. Çok önemli hükümler var, evet. En önemli. Birkaç önemli nokta daha var ama sanki burada yeni bir mağduriyet tartışması olmasın ya, bu zamana kadar ortadaki hava bu konuyu gündeme bu şekilde getirmeyecekleri yönündeydi. Fakat Ertuğrul da altını çizdi, bildiride